12 kente şehit ateşi düştü. Türkiye şehitlerini gözyaşlarıyla uğurlarken şehit evlerinin birçoğu yoksulluğun da fotoğrafıydı. Simgesi de işte o Tokat'taki bir şehit evi. O baba ocağındaki Türk bayrağı asılı balkon, o ev, benim arkamda gördüğünüz o ev simge oldu. Türkiye'nin içini acıttı yoksulluk. Şehitlerimiz bunu mu hak ediyor? Aileleri acıların en büyüğünü yaşarken bir de bitmek, tükenmek bilmez bir yoksulluğun pençesinde mi geçiriyorlar hayatlarını diye bir kez daha sorduk, utandık. Türkiye, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısına 24 saatte 12 şehit verdi. Şehitler törenle ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuşlar Abdülkadir İyem, Ahmet Arslan, Mehmet Serikan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmelerler Cebrail Dündar, Semih Yılmaz, Kemal Arslan, Enes Budak, Çağatay Erenoğlu, Emre Taşkın, Yasin Karaca. 22 yaşındaki İzmirli şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın acı haberi gece ulaştı baba ocağına. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. CHP Genel Başkanı Özel de şehit Günay'ın ailesini ziyaret etti. Allah sabır versin. Şehit ateşinin düştüğü bir başka adreste Gaziantep'ti. 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem'in acı haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. ...25 yaşındaki Yozgatlı şehit Ahmet Arslan'dan geriye acılı bir eş ve bir çocuk kaldı. Anne kızım babasız kaldı, kime baba diyecek benim kızım. 31 yaşındaki Zonguldaklı şehit Piyade Uzman İsmail Yazıcı 4 ay önce evlenmişti. Baba olmaya hazırlanıyordu ama evladını göremedi. Denizlili şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Selinkan, 2016 yılında Suriye'nin Elbap bölgesinde çatışmada vurularak gazi olan Hüseyin Serkan'ın kardeşiydi. O da abisinin izinden gitmiş asker olmuştu. 32 yaşındaki Serinkan teröristlerin saldırısında şehit oldu. Geride acılı bir eş ve iki çocuğunu bıraktı. Şehit Piyade Sözleşmeler Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabından yayınladığı "Şehit olursam bunu paylaşın" videosu yürekleri burktu. Anfele geldi. Yarın öbür gün şehit olursam bu video. Mardin'e de şehit ateşi düştü. Acı haber Piyade Sözleşmeler Cebrail Dündar'ın baba ocağına ve Malatya'da yaşayan eşine ulaştırıldı. Bir başka adres Çorum. Feryat sesleri yükseldi 23 yaşındaki şehit Semih Yılmaz'ın baba ocağından. Sözleşmeler aslan, komutanım, şehit falan olursam bu videom sizde kalsın. 22 yaşındaki Elazığlı şehit Kemal Aslan'ın vefatından bir gün önceki paylaşımı duygulandırdı. Sözleşmeler aslan, komutanım, şehit falan olursam bu videom sizde kalsın. 22 yaşındaki şehit Enes Budak 2 yıl önce annesini kanserden kaybetmişti. Şehidin Eylül ayında sosyal medyadan askeri kıyafetle paylaştığı fotoğrafındaki "Cesaret Dağı'nda korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın" notu dikkat çekti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu 2022 yılında Irak'ın kuzeyinde girdiği bir çatışmada yaralanmıştı. Tedavi olduğu yine silah arkadaşlarıyla omuz omuza operasyona çıktı. Onun da geride iki evladı kaldı. Sıvası dökülmüş, duvarları kırık bu ev ise 23 yaşındaki şehit sözleşmeler Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba ocağı. Acı haberin ulaşmasının ardından askerler Türk bayrağı astı şehidin evine. Şehit evlerinin birçoğu yoksulluğun da fotoğrafıydı. O yoksulluk Türkiye'nin içini acıtırken "Şehitlerimiz bunu hak etmiyor" tepkileri yükseldi. Fotoğrafa hepiniz ibretle bakın değerli arkadaşlar. Bu fotoda yoksulluk var, bu fotoda ibretlik bir vaka var. Bu ülkeyi yönetenler kendi topraklarını korumak için mücadele eden askerlerine yaptığı muamele bu. Suriyelilere ev yaparlar İdlib'de, milyonlarca mülteciye bakarlar ama kendi vatan toprağını korumak için şehit olan askerlerimize bakamazlar. Türkiye'nin fotoğrafıdır bu. Bunların tek özelliği bundan da siyaset yaparak şehit tabutları üzerinde konuşmaktır. Bunu kamuoyunu takdirlerine sürmek istiyorum. Tepkiler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehidin evinin yenilenmesi için çalışma başlattı. Bu hayatta acıların en büyüğü evlat acısıdır. Allah kimseye yaşatmasın denir hep.
söze başlanırken tabii böylesi bir yoksulluğu, bu acıyı, acıların en büyüğünü kimse hak etmiyor. Bunun zengini, yoksulu olmaz sevgili izleyiciler. Ama evladını bu vatan için toprağa vermiş bir aile, bir şehit ailesi hiç mi hiç hak etmez. Evet, o yüzden bu ibretlik bir fotoğraf. O yüzden bu Türkiye'nin utancı. Bu da Türkiye'nin utancı olmalı. Oysa ki bin odalı saray için itibardan tasarruf olmaz dediler bugüne kadar. Öyle değil mi? Şimdi CHP Muğla Milletvekili Cumhuruz'un Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde bu fotoğraflar üzerinden iktidara yüklendi. Halkın unutulduğunu vurguladı. Halkın yoksulluğa, açlığa mahkum edildiğini söyledi. Yaratılan tek adam rejimiyle itibardan tasarruf edilmez denilerek har vurup harman savurdular. Kamunun kaynaklarını harcadılar. Kendileri için, kendi çevreleri için, kendi cepleri için dediler. 15 uçağı var Cumhurbaşkanlığının. Yeri geliyor 30-40 araçlık konvoylar var. Bin odalı sarayda oturuyorlar. Bunların hepsini de itibardan tasarruf olmaz diyerek, bu kılıfa büründürerek halka anlatıyorlar. Ve bin odalı sarayın bir günlük harcaması 33 milyon 600 bin lira sevgili izleyiciler. Tekrar etmek istiyorum. Saray günde 33 milyon 600 bin lira harcayacak bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde işte bunu görüyoruz. Şimdi böylesi büyük bir adaletsizliği, böylesi büyük bir haksızlığı Türkiye olarak nasıl sindirelim içimize, öyle değil mi? Hesap sormayalım mı? Bunun hesabını sormayalım mı? Kim hak eder böylesi derme çatma, damsız bir evde, yıkık dökük bir evde bütün bir ömrünü geçirmeyi? Üstelik de vatan için ta Irak'ın kuzeyinde şehit olan bir aile, bir evladını şehit veren bir anne baba hak eder mi? Kimse hak etmez, onlar hiç etmez. Biz de bu adaletsizlikleri iki çarpıcı fotoğraf üzerinden tekrar gündeme getirmek istedik. Peki sevgili izleyiciler, 24 saat içinde iki acı olay nasıl yaşandı? Aynı bölgede önce 6... 24 saat geçmeden üzerinden 6 askerimizi daha şehit verdik. Bu olay neden oldu? Nasıl oldu? Olayın detayları nedir? Milli Savunma Bakanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı çağrı var. Buna birazdan geleceğiz. Ama isterseniz biz şu ana kadar bildiklerimiz ya da resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara bir bakalım. 12 askeri şehit eden teröristlerin olumsuz hava şartlarını fırsat bilerek üs bölgelerine saldırdıkları ortaya çıktı. Karşı ateşte ve devamındaki hava operasyonu ise çok sayıda teröristin öldüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de beraberinde komuta kademesiyle operasyon bölgesine gitti ve incelemelerde bulundu. Saldırı önceki akşam akşam saatlerine doğru gerçekleşti. Sis vardı, yoğun bir kar yağışı vardı, tipi vardı ve bu sırada Ahmediye ile Doğuk, Kuzey Irak'ın Ahmediye ile Doğuk kentleri yakınlarında bulunan, özellikle Doğuk'a daha yakın bir üs bölgesi, Surtepe üs bölgesi yaklaşık 1800 metre rakımı olan, ancak tamamı sisle kaplı olan, tipinin hakim olduğu, sisin hakim olduğu, kar yağışının yoğun olduğu bir anda teröristler o bölgeye, terör örgütü üyeleri o bölgeye sızma eylemi gerçekleştirdiler.